Herkese merhaba. Bugün konuşacağımız konu Türkiye'de tek sesli basının oluşturulması. Yani o tabii tek sesli basının ifadesi tamamen devlete bağımlı, devlet dışında muhalif bir sözü, rejimin aleyhine bir ifadeyi kullanamayan basın anlamına geliyor. Ve biz bunun geçmişini tarihçiler olarak ifade ettiğimiz erken Cumhuriyet devrine kadar, yani Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar götürebiliyoruz. Peki bu süreç nasıl gerçekleşti? Nasıl bir tek basın, tek sesli basın ortaya çıktı? İşte bunları kademe kademe ele almaya çalışacağız. Tabii Mustafa Kemal Paşa daha milli mücadelenin başlangıcında, Sivas günlerinde basının öneminin farkında ve nitekim Sivas Kongresi sırasında İrade-i Milliye adıyla, temsiliyeti adına bir gazetenin yayınlandığını görmekteyiz. Bu gazete daha sonra Ankara'da Hakimiyet-i Milliye adıyla devam ettirilmiştir. Sonradan da Ulus Gazetesi olacaktır. Tabii rejimin, daha sonrasında da CHP'nin tamamen yayın organı konumundadır. Biraz böyle tatsız tutsuz bir gazetedir. Çünkü yani muhalif farklı bir değerlendirme yapma imkanı yoktur. Gazetenin zaten yazar kadrosuna baktığımızda da Ruşen Eşref, tabii en başta Fadi Rıfkı, sonradan da Ulus Gazetesi'nde devam etmiştir. Hamdullah Supi Tanrı Över gibi isimleri görmekteyiz. Bunun yanında peki milli mücadele sırasında İstanbul basını ne yapıyordu? İstanbul basını mütareke basını olarak adlandırılır ve genelde küçümsenir. Fakat farklı sesler söz konusuydu. Bunların bir kısmı doğrudan Hürriyet ve İtiraf Fırkası yalnız yayın yapmaktaydı. Bunların en bilinenleri, hani en başta akla gelen denildiğinde Sabah Gazetesi akla gelir. Peyam Sabah Gazetesi Ali Kemal tarafından Mihran Efendi ile ortak, sonradan kendisi bizzat bunu yayınlıyor. Bunun yanında Alemdar Gazetesi var. Refi Cevat Ulunay'ın işte başyazarı olduğu. O da aynı şekilde Hürriyet ve İtiraf Fırkası yalnızı bir yayın yapıyordu ve tamamen milli mücadeleye muhalifti. Ama diğer gazetelerin bir kısmında görece biraz daha milli mücadeleye yakın olanlar var. Zaman zaman destek verenler var. Mesela İKTAM Ankara'ya milli mücadeleye muhabir gönderiyor. O şekilde bir bağlantı kuruyor. Ahmet Cevdet'tir sahibi. Efendim bunun yanında işte Vatan, daha doğrusu ilk baştaki ismi Vakit adıyla başlamıştır yayın hayatına. Ahmet Emin Yalman ve Asımus biraz değil milli mücadelenin yanında yer aldığını söylemek mümkün, ama daha çok böyle milli mücadeleye doğrudan destek veren gazete olarak da işte İleri Gazetesi'ni, Akşam Gazetesi'ni söylemek mümkün. Bunun yanında Tanin Gazetesi, Hüseyin Cahid'in başyazarı ve sahibi olduğu gazete, ki bu meşrutiyet döneminde de İttihatçıların bir numaralı yayın organı olarak bilinir. Hatta İttihat Trakya'nın yayın organı olarak bilinir. O da aynı şekilde milli mücadeleye destek veren bir gazete olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii İttihat Trakya'yı da savunmaya devam ediyor. Şimdi gelinen nokta itibariyle milli mücadele başarıya ulaştı ve bundan sonra Mustafa Kemal Paşa devrimlere başlıyor. Zaten hani milli mücadelenin başarıya ulaşmasından kısa bir zaman sonra saltanat kaldırıldı. Onun arkasından efendim ne geliyor? İşte Cumhuriyet'in ilanı, halifenin kaldırılması ve bu süreçte Mustafa Kemal Paşa şöyle bir şey bekliyor. İstanbul basını tamamen devrimlerin yanında yer alacak ve kendi yaptığı her icraatı onaylayacak. Yani farklı bir görüş ortaya koymayacak. Burada şöyle bir mukayese yapmakta da daha giriş aşamasında fayda var. Ankara'da bir basın var ama Ankara hani Bozkır'ın ortasında bir şehir. Bir Türkiye siyasetinde hani tamam devlet merkezi olmuş, başkent olmuş ama ekonomik olarak özellikle bir gücü yok ve entelektüel insanlar, efendim sermaye tamamen İstanbul'da. Dolayısıyla İstanbul basını bugün olduğu gibi o zaman da Türkiye'nin bir numaralı basını. Ve Mustafa Kemal Paşa İstanbul basınını kendi tarafına almak istiyor. Daha doğrusu kayıtsız şartsız itaat etmelerini istiyor. Halbuki onlar İttihat Terakki'nin de baskısına maruz kaldılar. Bu basın daha önce. Efendim Abdülhamit zamanında birçok sansüre maruz kaldılar ama buna rağmen yine de en azından belli ölçüde bağımsızlıklarını devam ettirmeye çalıştılar. Bir de hani gazeteciliğin bir haber alma özgürlüğü yönüyle bir boyutu var. İkinci boyutu da yorumlar yönüyle, yani efendim her şey doğrudur şeklinde bir anlayış yerine her şeyi yerli yerinde göstermek gibi bir rolü var. Yani bunun da ötesinde Mustafa Kemal Paşa'nın buradaki hedefinin tamamen kayıtsız şartsız itaat olduğunu görmekteyiz. Bunun ilk örneği nerede karşımıza çıkıyor? Bunun ilk örneği Ali Kemal linç edilmesi hadisesi. Az önce bahsettiğim Ali Kemal kendisi işte biliyorsunuz işte Hürriyet ve İtiraf Fırkası'yla iç içe olan birisi, bakanlıkta yapmıştır.
Hürriyet ve İtiraf kabinelerinde ve bunun yanında işte bir başyazar olarak, hatta bir derece sahibi olarak Peyami Sabah'ta sürekli Ankara aleyhinde, milli mücadele aleyhinde yayınlar yapıyor. Ve bunun bedelini milli mücadelenin başarıya ulaşmasından sonra ödüyor. İşte İstanbul'da Ankara'nın gönderdiği ekip bunun peşine düşüyor. O da bir berbere sığınıyor. Böyle Hollywood filmlerindeki hadiselerden birisi gibidir. Sonrasında berber de yakalanıyor. İşte gemiyle İzmit'e getiriliyor. Daha sonra işte demir yoluyla Ankara'ya götürülecek ve orada hani tahmin edilen şey yargılanacağı şeklinde. Ama Nurettin Paşa'nın ordu komutanı Nurettin Paşa'nın karargahına getiriliyor. İzmir Fatihi olarak bilinir Nurettin Paşa. Sakal Nurettin Paşa denir. Böyle meşhur bir kumandan. Hani büyük bir karizmaya sahip o sırada. Ve alıyor. Ali Kemal'i sorguluyor kendine göre. Tabii komutanın normalde böyle bir yetkisi yok. Sorgulama yapacak olanlar mahkemelerdir. Ama bu süreçte sorgulamaya başlıyor. Ali Kemal cevap veriyor kendine göre falan. Daha sonra dışarı çıktığında da bir ekibin hazırlanmış olduğunu görüyor. İnsanların üzerine yürüyorlar, taşlar, sopalar derken Ali Kemal linç ediliyor. Ve yani üzerindeki elbiseler, saat, kemer, yani bunlar bile yağmalanmış. Böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii bir de öyle bir hava oluşturmuş ki İzmit halkı Ali Kemal'in İzmit'e gömülmesini bile istemiyor. İşte götürülüyorlar bir mezarın kenarında gizli bir şekilde defnediyorlar ve mezar da o şekilde kayboluyor. Şimdi Ali Kemal hani kim diyecek olursak bir meşhur yönü daha var. İngiltere eski başbakanı Boris Johnson'ın da dedesi. Yani böyle bir özelliği daha olduğunu da bu şekilde hatırlatmış olalım. Peki sonrasında şimdi Ali Kemal'in öldürülmesinin İstanbul basında verdiği mesaj ne? Şu: İtaat etmezseniz sizin de başınıza bu tür bir şey gelebilir. Yani direkt bu şekilde bir mesaj verilmiş oldu. Ve bakın Ali Kemal'in öldürülmesinden sonradır ki 1 Kasım 1922'de işte saltanat kaldırılıyor. 17 Kasım'da da Vahdettin mesela o hadiseleri de görünce Türkiye dışına kaçma ihtiyacı hissediyor. Türkiye'yi terk ediyor. Efendim işte burada daha sonra gazetecilere yönelik ikinci adım olarak da Lozan Barış Antlaşması'nı görüyoruz. Lozan Antlaşması Ankara hükümetine 150'lik bir liste yapmayı ve 150 kişiyi sınır dışı etme yetkisini vermişti. Böyle bir liste yapılacak ve 150 kişi sınır dışı edilecekti. Tabii fırsat ganimettir diyen Ankara hükümeti listeye gazetecileri de dahil etti. İşte efendim Refik Halit Karay Posta Telgraf Müdürlüğü yapmıştı aynı zamanda Hürriyet ve İtiraf kabinelerinde. Refik Cevat Ulunay, az önce bahsetmiştim. İşte efendim Alemdar Gazetesi başyazarıydı. Filozof Rıza Tevfik, o da Sevr'i imzaladığı için bu şekilde yazarlar. Mesela Mevlanzade Rıfat aynı şekilde listeye dahil edildi. Ve bunlar bir kısmı zaten önceden Türkiye'den kaçmışlardı. Türkiye'yi terk ettiler ve yıllarca Türkiye'ye dönemediler. Bu kişilerin, bu gazetecilerin Türkiye'ye yeniden dönmeleri yıllar sonra 1938'de Atatürk'ün ölümünden sonra, Atatürk'ün son günlerinde diyelim 1938 yılında bir af çıkarıldı ve o şekilde geri dönmeleri sağlandı. Ama anlaşıldığı kadarıyla o dönemde de geri döndüklerinde de anladığımız manada bir siyasi gazetecilik yapmalarına izin verilmedi. Daha çok edebi konular üzerinde kalem oynattılar. İşte bu şekilde bir tasfiye de böyle gerçekleşti. Ama tabii Ankara hükümeti yine memnun değil. Çünkü dediğim gibi kayıtsız şartsız bir bağlılık istiyor. Halbuki İstanbul basını kendini daha özgür hissediyor ve muhtemelen şöyle görüyor kendisini. Yani bizler entelektüel insanlarız, birikimimiz var. Efendim ne yaparız? Ankara'da gerçekleşecek devrimleri yönlendirebiliriz. Yorumlarımızda daha özgün bir şekilde olmasını veya işte belli katkılarda bulunabilir şeklinde yorumları var. Yani tamamen Ankara'da Mustafa Kemal Paşa'nın ve çevresinin kafasına şekillenmiş devrimleri kabullenmek istemiyorlar. Böyle bir şey net bir şekilde söylenebilir. İşte burada bir hamle daha ortaya çıkıyor. Bu arada şunu hatırlatalım. 17 Kasım 1924 tarihinde Ankara'da bir muhalefet partisi ortaya çıktı mecliste. Terakkiperver Fırka. Ve tabii İstanbul basının bir kısmı da bunların yanında yer aldı. Ve Terakkiperver hepsi için diyemesek de bir kısmı eski İttihatçılardı. İşte bu aşamada gündemde olan konu öncelikle 1923 yılı sonlarında tekrar oraya dönecek olursak Lozan'dan bahsettik, bir listeden bahsettik. Sonrasında gündemde olan konu şu: halifeliğin kaldırılması. Yavaş yavaş Ankara bunu konuşmaya başlıyor ve Ankara'nın bunu konuşmaya başladığı bir sırada o dönemde işte Hindistan Müslümanları adına bir mektup geliyor. İsmet Paşa ve Mustafa Kemal Paşa'ya hitaben yazıldığı ifade ediliyor bu mektupların. İşte yazarlar Ağa Han ve Emir Ali adında iki Hindistan Müslümanı. Hindistan Müslümanları
Çok önemli bir faktör. Çünkü İngiliz sömürgesi konumunda Hindistan ve Müslümanlar da orada dikkate alınacak tepkiler gösteriyorlar ve İngiltere her zaman bunların tepkisinden çekiniyor. Hatta bakın milli mücadele sırasında da biliyorsunuz Mustafa Kemal Paşa'ya bizzat para gönderdiler. Hindistan Müslümanları para gönderdiler ve bu parayla da daha sonra Mustafa Kemal Paşa ne yaptı? Türkiye İş Bankası'nı kurdu. O da ayrı bir konu. Başka bir zaman yine ele alınabilir. Ve diyor ki Ağahan ve Alihan mektuplarında efendim diyorlar, hilafetin kaldırılmasıyla Müslümanlar başsız kalacaktır. Aksine Türkiye hilafeti kaldırmamalı, daha güçlü bir konuma getirmeli. Bu Türkiye'nin de menfaatinedir gibi cümlelerin yazılı olduğu bir mektup kaleme alıyorlar. Fakat mektup ifade edilene göre İsmet Paşa'ya Atatürk'e ulaşmadan, daha Mustafa Kemal tabi Atatürk değil, Mustafa Kemal Paşa'ya ulaşmadan önce İstanbul basınında yayınlanıyor. Ve yayınlanmasının ardından da hemen bir İstiklal Mahkemesi kurulması gündeme geliyor. Ankara'da mecliste tartışmalar yapılıyor. Rauf Bey ve arkadaşlar karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki böyle bir şey hani gerek yok. Bunlar normal tepkiler şeklinde, ama İstiklal Mahkemesi kuruluyor ve Topçu İhsan denilen bir subay, tabii mecliste milletvekili o dönemde, daha sonra Milli Savunma Bakanlığı da, pardon, Bahriye Nazırlığı da, Bahriye Vekilliği de yapacaktır, Denizcilik Bakanlığı da yapacaktır. Onun başkanlığında bir İstiklal Mahkemesi kuruluyor ve İstanbul'a geliyor. Tabii tahmin edileceği gibi sorgu belli. Özellikle tabii Hüseyin Cahit, işte İlk Tam Gazetesi sahibi Ahmet Cevdet, bunlar hedef alınmıştır. Bu kişiler efendim mahkemeye çıkarılıyor ve burada İstiklal Mahkemesi yargılanıyor. İstiklal Mahkemeleri olağanüstü mahkemelerdi. Tabii biz belki İstiklal Mahkemeleri daha çok muhafazakar kesim hep İskilipli Atıf Hoca üzerinden okur. Sadece İskilipli Atıf Hoca, yani daha doğrusu dindar kesim hedef alınmamıştır. İstiklal Mahkemelerinde hedef her türlü muhalefetin susturulmasıdır. Yani buna insanlar dahildir, gruplar dahildir, efendim yazarlar dahildir, gazeteciler dahildir. Mesela Nazım Hikmet gıyabında o da aynı şekilde yargılanmıştır. Yani bu mahkemeler verdiği kararların temiz edilemediği mahkemelerdir. Asıl çıkış noktası ilk kurulduğunda İstiklal Mahkemelerinin amacı temel itibarıyla asker kaçaklarını orduya kazandırmaktı. Yani bu şekilde bir hedef söz konusuydu, ama daha sonra muhalefeti sindirmeye, efendim siyasi muhalifler yok etmeye dönük mahkemeler oldu. Ve tabii mahkemeyi oluşturan kişiler meclis içinden seçilmekteydi. Yani meclis içinden milletvekilleri arasından hukuk şartı olmaksızın böyle bir yapı vardı. Başlangıçta savcı falan da yoktu. Sonradan savcı kabul edilmişti, avukatlar falan da devreye girmiştir, ama daha önceki süreçte böyle bir şey söz konusu değil ve verilen, hani en büyük sıkıntı da verilen kararların kesin olması, yani bir temyiz, bir itiraz merciğinin olmaması gerçekten çok büyük sıkıntıydı. Ve İstanbul'a gelen mahkeme bu aşamada çok tabii şiddetle tepki gösteriyor, çok ciddi şekilde efendim karşı çıkıyor ve haliyle hani karşı çıktıkları konuşur. Niye siz bu mektupları nasıl yayınlarsınız? İşte efendim İlk Tam Gazetesi'nden dediğimiz gibi Ahmet Cevdet var. Tanin Gazetesi'nden Hüseyin Cahit var. Diğer taraftan da Tevhid-i Efkar Gazetesi'nden Velid Ebu Ziya var. Şimdi burada bu kişilere bakıldığında, mesela İlk Tam Gazetesi işte Milli Mücadele için ne yapmış? Ankara'ya muhabir göndermiş. Yani bizzat destek vermiş, oradaki gelişmeleri takip etme açısından böyle bir adım atmış. İşte efendim Tevhid-i Efkar'a bakıyorsunuz, Velid Ebu Ziya aynı şekilde ne yapmış? İstanbul'dan Ankara'ya tabii Milli Mücadele'nin ihtiyacı olan silah ve cephanenin kaçırılmasına aracılık etmiş. Bu konuda katkılarda bulunmuş. Hatta bu katkılarından dolayı da kendisine madalya verilmiş. Fakat dikkat ederseniz rejim, hani Hüseyin Cahit'i düşünecek olursak bir itaatçılık yönü var, ama Hüseyin Cahit de sonuçta dindar bir insan değil. Bunlar laik kişiler. Zaten savunması da bunu çok açık bir şekilde ifade edecektir. Ama bütün bunlar unutuluyor. Hani milli mücadeleye katkılar, diğer şeyler falan hepsi unutuluyor. Ve tek bir şey isteniyor. İtaat yani. Sen madem ki hani bizim dışımızda bir adım attın, madem ki böyle bir şey yaptın, tabii bu da bir bahane aslında. Hilafetle ilgili mektupların yayınlanması bu bahaneyle gazeteciler bu şekilde mahkemede hesap verdiler. Mesela Hüseyin Cahit diyor ki beni tanıyorsunuz. Ben diyor cumhuriyetçiyim, laik bir insanım. Yani dindarla alakam yok, ama tabii diğerleri de buna benzer savunmalar yapmışlardır. Uzun uzun savunmalar yapıyorlar. Ve sonuç itibariyle şunu diyorlar. Biz diyorlar bunu
tamamen gazetecilik refleksiyle yaptık. Ya böyle bir mektup elimize geçmiş. Elbette bize düşen bundan bir haber çıkarmak, bunu haber yapmaktı. Bu şekilde bir savunmada bulunuyorlar. Uzun uzun bu şekilde konuşuyorlar ve sonuç itibariyle mahkeme bu kişilerin beraatlarına karar veriyor. Yani üçü birden beraat ediyorlar. Normalde zaten suç olmadığı belli ama hani Ali Kemal'in linç edilmesi, bazı gazetecilerin güzelliklerin lisesine dahil edip yurt dışına gönderilmesi, bunları düşündüğümüzde bu adım İstanbul basınına bir gözdağı daha verilmesiydi. Ve hani hizaya gelin, bakın gelmezseniz biz bir şekilde sizi mahkemeye çıkarırız, yargılarız veya başka cezaları verir şeklinde gereken mesajı vermeye yönelikti. Ve tabii gazeteciler bundan ucuz kurtuldular deyim yerindeyse. Hatta denir ki İsmet Paşa Topçu İhsan Er Yavuz'a şunu demişti. Sen mutlaka Hüseyin Cahit'i as. Hüseyin Cahit'in tabii biraz farklı bir konumu var. Yani İttihatçılarla direkt bağlantı içerisinde olması yönüyle farklı bir konum var. Muhtemelen bu yönünün de etkisiyle onunla alakalı böyle bir emirde bulunmuştu. Ama muhtemelen daha sonra dengeler değişti. Gene bu kararı veren de birisi İsmet Paşa ise birisi Mustafa Kemal Paşa'dır. Öyle diyelim ve sonuç itibariyle ne yapıldı? Hepsi beraat etti. Ve denir ki bir rivayet, dedikodu sonradan çok tartışılan konulardan birisidir bu. İsmet Paşa Topçu İhsan'a bu şekilde bir düşmanlık besliyor ve daha sonra onun Bahri Vekilliği döneminde, sonradan bir Denizcilik Bakanlığı kurulmuştur Türkiye'de çok kısa bir süre için ve orada da meşhur Yavuz Zırhlısı havuza alınıp bakımı yapılacaktı. Bunun bu süreçte yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Topçu İhsan Cumhuriyet'in ilk yargılanan, yolsuzluktan yargılanan bakanıdır. Ve o da kendisine bu şekilde ithamlarda bulunan kişinin İsmet Paşa olduğunu iddia etmiştir. Ve işte gerekçesinde buraya İstiklal Mahkemesi'ne kadar, İstanbul İstiklal Mahkemesi'ne kadar götürüyorlar. Bu da bu şekilde bir hadise. Sonrasında işte hilafet kaldırıldı 3 Mart 1924'te. Rejim hani bu şekilde adım adım yolunda devam etti. Ama İstanbul basınında da dediğim gibi gereken gözdağı verilmişti. Bundan sonraki adım, az önce bahsettiğim 17 Kasım 1924'te Terakkiperver Fırka kuruldu. Dolayısıyla basının bir kısmı Terakkiperver Fırka'ya, içinde efendim bazı iddiaçıların da olduğu Terakkiperver Fırka'ya destek vermeye başladı. Bu arada tabii onlara karşı haliyle destek vermelerinden dolayı Ankara'nın büyük bir tepkisi var. Çünkü Mustafa Kemal Paşa'nın niyeti anlaşıldığına göre tek parti rejimine gitmek. Sadece CHP vasıtasıyla, o zamanki ismini Halk Fırkası vasıtasıyla rejimi devam ettirmek. Ve böyle bir şeyle adımlar atıyor. Planlar buna göre yapılmıştı. Devrimler buna göre yapılacak. Fakat böyle Terakkiperver Fırka'nın ortaya çıkması, farklı bir siyasi partinin ortaya çıkması tabii ki hoş karşılanmıyor. Hele destek bulması, İstanbul basını destek vermesi de çok rahatsız edici bir süreç. İşte bu sırada Allah'ın lütfu, hani hep bir Allah'ın lütfu oluyor ya değişik hadiseler. Burada da Şeyh Said isyanı çıkıyor ve Şeyh Said isyanı sırasında işte Fethi Bey istifa ediyor başbakan, yeni hükümeti İsmet Paşa kuruyor. İsmet Paşa da 10 Şubat 1925'te isyan başlamış. 4 Mart 1925'te efendim Takrir Hüküm Kanunu çıkarıyor. Yani Takrir Hüküm Kanunu normal bir sıkı yönetim komutanından çok kanunundan çok daha ağır içeriye sahip bir kanun ve işte hükümete çok geniş yetkiler veren bir kanun ve tabii ki bunu hani tahmin etmek zor değil. Hemen istiklal mahkemeler gene takrir hüküm kanunu vesilesiyle devreye giriyor ve bakın bu kanun 2 yıl için çıkarılmıştır ama 4 yıl boyunca yürürlükte kalmıştır. İşte hemen ardından 4 Mart 1925 kanun çıkarılma tarihi ve ertesi gün hemen ne oluyor? İstanbul'daki Akşam Gazetesi, yani Ankara hükümetine yakın bir gazetedir Akşam Gazetesi. Akşam Gazetesi işte muhalif basının kapatılacağına, yazarların yargılanacağına, sahiplerin yargılanacağına dair haberler, yazılar kaleme alıyor. Bunun üzerine Hüseyin Cahit önüne gelenlerden birisi de bu önemli figür. Bir adım atıyor. Ertesi gün işte 6 Mart tarihli gazetesinde diyor ki bundan sonra diyor ne yapsın bakıyor. Hedefte gene İstiklal Mahkemesi var. Bundan sonra diyor Tanin gazetesinde diyor siyasi bir içerik yer almayacaktır. İşte başyazı kendisi yazıyor başyazıları. Ondan vazgeçiyor. Hatta 6 Mart tarihinde bir kolonya şişesinin sergüzeşti diye bir yazı yazıyor. Yani o sırada kıyamet kopmuş, takrir hüküm kanunu kabul edilmiş, Şeyh Said isyanı var. Hani normal bir gazetenin bunları görmezlikten gelmesi düşünülemez. Ama buna rağmen bu şekilde bir şey yazıyor, bir yazı kaleme alıyor. Ama ve diyor ki bundan sonra biz diyor hatıralar, bilimsel, edebi
işte makaleler, hikayeler yayınlayacağız diyor gazetede. Bu şekilde bir beyanda bulunuyor. Yani gazetenin siyasi içeriğinden vazgeçtiğini deklare ediyor. Fakat takrir hüküm kanunuyla hükümet bu geniş yetkileri elde edince tabii ilk adım tahmin edileceği gibi muhalif partiyi yok etmek, Terakkiperver Fırka'yı. Ve İstanbul'da Terakkiperver Fırka'nın Beykoz şubesine bir baskın yapılıyor, aramalar yapılıyor, işte el konuluyor falan. Hüseyin Cahit de o gece evine gitmiş normalde, artık hani gece vakti. Ve ama buna rağmen bir genç muhabir bunu bir haber yapmış ve gazeteye girilmiş. Ve gazeteye girilme şekli de efendim Terakkiperver Fırka'ya baskın şeklinde girilmiş. İşte bunun üzerine Hüseyin Cahit ve tabii sadece o değil yani birçok başka gazeteciler de var. Onun üzerinden gidelim, bu şekilde incelemiş olalım diye onun üzerinden gidiyorum. Hüseyin Cahit bir kez daha İstiklal Mahkemesi'ne kendini buluyor. İşte tekrar takrir hüküm kanunu vesilesiyle Ankara İstiklal Mahkemesi kuruldu ki bir tanesi de Şark İstiklal Mahkemesi'dir. Diyarbakır ve Elazığ'da görev yapacaktır. Ve Ankara İstiklal Mahkemesi Hüseyin Cahit'i bir kez daha efendim Ankara'ya getiriyor ve yargılamaya başlıyor. Tabii yargılama asıl itibariyle sen nasıl baskın ifadesi kullanırsın şeklinde. Terakkiperver Fırka'ya karşı işte baskın ifadesini kullanan bir manşet atar, bir haber yaparsın şeklinde. O da diyor ki ben diyor gece diyor hani gazetede değilim diyor. Görmedim bile diyor. Bir muhabir yapmışlar. Bundan sorumlu tutulmam diyor. Normalde de biliyorsunuz bu tür şeylerden sorumlu yazı işleri müdürleri vardır gazetelerin. Onlar sorumlu olur. Ama tabii kimsenin bunu dinlemeye niyeti yok. Haliyle sonuç itibariyle Hüseyin Cahit burada ithamlar devam ediyor. Tabii şimdi oradan tutturamıyorlar. Başka bir şey bu sefer ortaya atılıyor. Ortaya atılan şey şu. Efendim sen bunun dışında ayrıca şey yaptın. Gazeten itibariyle işte orduyu tahrik edecek şekilde davet edecek şekilde yazılar yayınladın. Geçmişe gidiyorlar. Oradan bir şey buluyorlar. Bir örnek buluyorlar. Ondan sonra sen diyorlar baş yazı yazmayacağım demekle gene tamamen siyasi mesaj verdin. Yani hükümete karşı bir propaganda yaptın. Yani değişik şeylerle bu şekilde Hüseyin Cahit'in ciddi şekli üzerine geliyorlar. O da ısrarla tabii kendisinin zaten cumhuriyetçi olduğunu, efendim bu şekilde bir niyeti olmadığını söylüyor. Ama tabii geçmiş defterleri karıştırılıyor. Özellikle İttihat Terakki ile olan ilişkileri bu şekilde onun için baş ağrıtıcı bir şey oluyor. Ve Hüseyin Cahit muhtemelen orada idam bekliyor. Yani o derece büyük bir korku içerisinde. Mahkeme çünkü artık hani şeye o şekilde yönelmiş ve çok ağır şartlarda cereyan ediyor mahkeme. Fakat sonuç itibariyle kendisi hakkında bir ebedi sürgün cezası veriliyor. Yani ömür boyu diyelim sürgün cezası veriliyor ve Sinop'a gönderiliyor. 1,5 yıl sonra da affedilecektir. Hüseyin Cahit affedilmiştir ve efendim ondan sonra Sinop'tan çıkıp gelmiştir. Fakat tabii tahmin edeceğimiz sonuç şu, artık bir Tanin gazetesi yoktur. Tanin gazetesinin yayınlama imkanını kaybetmiştir ve Tanin gazetesini ta 1940'lara kadar, yani Atatürk ölümüne kadar yayınlayamıyor. O da bir işte dergi çıkarıyor. Bunlarla falan geçimini sağlamaya çalışıyor. Ama şöyle bir süreç bu. Atatürk'ten sonra İsmet Paşa kendisini affediyor ve yeniden meclise sokuyor. CHP milletvekilliği yapıyor. Sonradan da yine CHP'ye yakın bir kişilik olarak hayatını o şekilde devam ettirmiştir. Ama buradaki örnekte de görüleceği gibi yani bir anda Tanin gazetesi gibi yani meşrutiyet döneminde damgasını vurmuş bir mahkemede bu şekilde ortadan kalkmış oldu. Ve tabii bu arada takrir hüküm kanunuyla sadece Tanin gazetesi kapatılmadı. Gazete bu şekilde yayın hayatı bitirildiği gibi başka gazeteler de aynı şekilde kapatıldı ve yazarları yargılandı. Mesela bunlardan birisi Eşref Edip'tir, Sebil-i Reşat. Mecmuasını çıkaran, şimdi Mehmet Akif'le birlikte çıkaran kişidir. Şark İstiklal Mahkemesi'nde diğer gazetecilerle beraber yargılanmıştır. O ayrı bir konu, ayrı bir video olarak onu değerlendirebiliriz. Mesela bu mahkemede yargılananlardan bir tanesi Zekeriya Sertel'dir aynı şekilde ve Cevat Şakir Kabağaç'la, yani bizim Halikarnas Baptist olarak bildiğimiz kişiyle birlikte yargılanmıştır. Onlar için de aynı şekilde sürgün cezası verilmiştir. Yani sonuç itibariyle toparlayacak olursak erken Cumhuriyet devrinde bu adımlarla birlikte yani mektupların işte efendim Hindistan Müslümanları adına yazılan mektuplar, sonrasında işte efendim takrir hüküm kanunu Şeyh Said isyanı vesilesiyle istiklal mahkemelerine gazeteciler yargılandılar. Pek çok gazete kapatıldı, sadece İstanbul basını değil yani yerel basın da hedef alınmıştır. Yerel basından da
Efendim aynı şekilde yargılamalar oldu. Bazı gazeteciler mahkum edildi veya işte bir kısmı sonradan uzun bir şeydir, onu girmeyeceğim burada. Farklı şeylerle beraat ettiler ama asıl itibarıyla Türkiye bu süreçte birlikte çok tabii ardından 1926'da Atatürk'e yapılan bir İzmir suikastı vardır. O suikast sonrasında da yargılamalar olacak ve Türkiye bu süreçte nasıl bir tek parti rejimine doğru gidiyorsa aynı zamanda tek sesli bir basın oluştu. Yani sadece efendim dini basın değil, muhafazakar basın değil, aynı zamanda sol basına da çok ciddi şekilde darbe vuruldu. O dönemde Orak Çekiç, işte Aydınlık gibi sosyalist dergileri vardır, gazeteleri vardır. Bunlar da aynı şekilde bundan nasibini aldılar ve Türkiye'de bu şekilde tek sesli bir basın oluştu. Yani görüldüğü gibi bugün 2023 yılındayız. 100 sene önce de Türkiye benzer şeylerle uğraşmaktaydı. Bugün nasıl efendim devletimizi yıpratmayalım, hükümetimizi yıpratmayalım söylemleri varsa o dönemde de en ufak muhalif ses bu şekilde bastırılıyordu. O dönemin dünyasına baktığımızda 1920'lere tabii faşist rejimlerin güçlendiği bir dönemden bahsediyoruz. Türkiye'de benzer şekilde tek parti yönetimini büyük bir şey olarak görmüştür. Bir tercih edilen bir yönetim şekli olarak görmüş olabilir. Ama 100 sene sonra bugün dünyada demokrasinin geldiği noktaya baktığımızda Türkiye'de bugün hala benzer eğilimler devam etmesi, en ufak meselede efendim basının hedefe konulması, gazetecilerin mahkemeye çıkarılması, attığı tweetlerden dolayı, yazdığı yazılardan dolayı yargılanması elbette bunun mantıklı bir izahı olamaz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve sonuç itibariyle hepinizden arzu ettiğim şey efendim en azından beğenmeniz veya sizin de aynı şekilde ele alınmasını istediğiniz konular varsa altı yazarsanız memnun olurum. Hepinize iyi günler diliyor. Dinlediğiniz için bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Selamlar.